Eller duada. Evet, Filistin'de Müslüman kardeşlerimize çok ciddi bir zulüm uygulanıyor. Zulmediliyor. Efendim, ama önce işte Filistinliler saldırdılar, tahrik ettiler. Ya camiye sokmuyorlar. İsrail'in tahrikleri bitecek gibi değil ki. Bizim siyasete aklımız ermiyor. Eriyor aklımız ama bizim siyasetle bağdaşır yanımız yok. Biz siyaseti bıraktık, siyaset işte bu hale geldi. Bakın, danışma hattımızın WhatsApp durumuna koydu şimdi Hümeyra Hanım. Osmanlı bir ince siyaset yapıyordu. Yahudiler milyonlarca lira, binlerce kilo altınla Abdülhamit Han Hazretlerine geldiler. Osmanlı'nın bütün borcunu üstlenelim, silelim dediler. Bize Filistin'de toprak sat dediler. Osmanlı Abdülhamit Han Hazretleri olmaz dedi. Olmaz. Yahudi bu topraklara girerse burada gözyaşı bitmez dedi mübarek. Ve bitmedi o günden sonra. Osmanlı o toprakların kontrolünden çekilince Yahudi Osmanlı'nın altını oydu hocam. Osmanlı'yı bitiren şer güçlerden bir tanesi de Yahudilerdir. Ve Osmanlı'yı orada felah bulmak, halbuki Yahudilere insanlık tarihinde en büyük sahip çıkmayı, arka çıkmayı Osmanlı yapmıştır. Neyse, Osmanlı bugün olsaydı, siyaseti bugün olsaydı Osmanlı'nın, şöyle olacaktı. Osmanlı'nın askeri sisteminde, işte Yeniçeriler var, efendim Kapıkulu askerleri var, efendime söyleyeyim neydi onların adı, Nizam-ı Cedid var falan filan, bir sürü asker bölüğü var Osmanlı'nın. Onlardan bir tanesi de, ordular bunlar, birkaç ordu. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Osmanlı'nın askeri yapılanmasından bir bölüm. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Ben ümmeti Muhammed'im deyip dünyanın bir yerinde zulüm gören bir Müslüman topluluk inleyince, zulümün, küffarın zulmünden inleyince Osmanlı bu orduyu gönderiyor. Darda kalan, zorda kalan Müslümanlara, ümmeti Muhammed'e, ya asakir askerler demek, Mansure-i yardımcı, Muhammediye, Muhammedi olanlara yardımcı asker ordusu. Bu orduyu hiç yerinden kımıldatmıyor. Seferlere çıkıyor, bu ordu duruyor durduğu yerde. Bu ordu Filistin'de İsrail zulme başlayınca bu ordu harekete geçiyor ve doğru Filistin'e gidiyor. Böyle yapmış. Asakiri Mansure-i Muhammediye. Evet. Şimdi yeryüzünde 2,5 milyarı aşkın Müslüman var. 2,5 milyarı aşkın Müslüman.
Bunların 300-400 milyonu Türkiye. O kadar. 300-400 milyonu. Bunların 500 milyonu sarı ırk. Malezya, Endonezya, Sri Lanka. Bunların 500 milyonu Afrikalı. Bunların 500 milyonu Hindi ırkı. Hindistan, Pakistan. Bunların 500 milyona yakını da Arap Birliği toplam nüfusu. Arap Birliği. Kim var bunda? Mısır var. Mısır 80 milyon. Ya. Kim var bunda? Tunus, Cezayir, Fas. Kim var bunda? Suudi Arabistan. Kim var bunda? Birleşik Arap Emirlikleri. Yemen. Kim var bunda? Efendim Bahreyn, Katar, Kuveyt. Arap Birliği. Kim var bunda? Efendim işte Arapça konuşan milletler. 300 milyonu geçik. 360 milyon. 360 milyon Arapça konuşan Arap Birliği ve dünyanın en zengin insanları. Peki 2,5 milyar Müslüman neden ses çıkartamıyor? İşte şimdi dünya siyaseti ortaya çıkıyor. Ortaya dünya siyaseti ve bu siyasete hükmedenler çıkıyor. Amerika çıkıyor, Rusya çıkıyor, Çin çıkıyor. Ya. Ve İran çıkıyor. Ne oluyor? Her biri ayrı telden çalıyor. Her biri ayrı telden çalıyor. Neden? Çünkü Arap Birliği var ama İslam Birliği yok. Yeryüzünde bir halife olur. İslam topraklarını, İslam toplumlarını yöneten, yönlendiren bir halife olur. Halife onun danışma ekibi olur. Halife fetva çıkarır ve bu fetva ile harekete geçirilir. Müslümanların halifeliğin kaldırılmasıyla Müslümanların başı koparılmıştır. Dolayısıyla bu İslam Birliği şu anda hiçbir işe yaramıyor. Yaramıyor. Dünyanın en büyük, dünyanın en modern silahlarla teçhiz edildiği uçak gemisini Amerika İsrail'e destek amaçlı Kızıldeniz mi orası gönderdi. Neden? Çünkü Kur'an'da Allahu Teala buyuruyor ki Hristiyanlar ve Yahudileri dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Her devirde, her zaman, her şartta Amerika için İsrail vazgeçilmez dost. Ayet, ayet. 30 sene Karabağ'da Ermeni kafiri zulüm etti. 30 sene. Dünyanın gıkı çıkmadı. Azerbaycan kardeşlerimizin hakkını Osmanlı evladı Türkiye savundu. Ne zaman ki Azerbaycan güç buldu, kuvvet buldu, felah buldu, müdahale etti. Şimdi müzakere Fransa karışıyor falan filan. Ne olacak?
Böyle gidecek. Allahu Teala Müslümanlara feraset versin. Amin. Müslümanlar bir araya gelmeyi öğrensin. Amin. Düne kadar Türkiye Amerikan siyasetlerinin, Yahudi siyasetçilerin müdahaleleri sebebiyle Arap kardeşlerimiz tarafından dışlanmıştı. Yeni yeni başladı. Aramıza giriyorlar. Aramıza. Osmanlı'nın çözülme dönemlerinde de o Yahudi ve Hristiyan siyasetçiler cirit atıp fitne ürettiler. Bugünün Ürdün'ü, bugünün Bahreyn'i, Katar'ı, Kuveyt'i, Birleşik Arap Emirlikleri, bugünün Suudi'si, bugünün Suriye'si, Irak'ı, bugünün haritası bile isteye bu şekilde çizildi, fitne bitmesin diye. Balkanlar da aynı. Balkanlar. Kafkaslar da aynı. Çin, orada Çin'deki Uygur Türklerine yüzyıllardır hocam yapılan zulme dünya seyirci kalıyor. Dünya seyirci kalıyor. Neden? Bir otoriteden yönetilip temsil edilmedikleri için. Allah-u Teala feraset nasip eylesin.